Merhaba arkadaşlar, ben Muzaffer. Bugün Sonic'in bilinmeyenlerine bir göz atacağız. Sonic öncelikle ilk olarak kendi oyunumda gözükmedi. Sonic'in ilk oyunu olan Sonic the Hedgehog'dan önce küçük mavi kirpimiz, Sega'nın bir diğer oyunu olan Ratmobile oyununda bir araba dikiz aynası süsü olarak gözüktü. Kirpimizin mavi ve hızlı olmasının sebebi bir laboratuvar kazası. Sonic'in mavi ve süper hızla koşmasının sebebi bir laboratuvar kazasıdır. Normalde mavi kirpimiz daha yavaş ve kahverengidir. Fakat kazadan sonra daha hızlı ve mavi hale gelmiştir. Mavi ve hızlı olması aynı zamanda bir pazarlama taktiği. Sega bu kararı verdi çünkü karakterin mavi olması logolarına uyuyordu. Başından beri adı Sonic değildi. Karakter geliştirme aşamasındayken ilk olarak adı Mr. Needle Mouse olmuştu. Neyse ki daha iyi fikirle adı değiştirildi. Dizaynında Mickey Mouse ve Felix the Cat örnek olarak alındı. Eğer Sonic'in neden bu kadar tanıdık geldiğini düşündüyseniz sebebi bu. Popüler kültürün en büyük iki ikonu karakterin dizaynında kullanıldı. Kirpimizin orijinal dizaynını yapan Naoto Oshima, Felix the Cat'in kafa kısmını ve Mickey Mouse'un vücudunu Sega'nın bugünkü maskotu haline gelen Sonic'in klasik biçimleri için kullandı. Sonic az kalsın bir tavşan olacaktı. Mavi formunu almadan önce Sonic az kalsın Peel adında bir tavşan olacaktı. Bu tavşan eşyaları kulağıyla kaldırıp kulaklarıyla düşmanlara saldırabiliyor ya da bu eşyaları onlara fırlatabiliyordu. Fakat süper hızlı kirpimiz bu dizayndan şükürler olsun kurtuldu ve daha sonrasında bu dizayn Sega'nın başka yapımlarında kullanıldı. Tabii ki orijinal oyunların içerisinde olan ve kulaklarıyla uçan Cream adlı tavşan bu ilk dizayndan esinlenilmedi. Sonic yüzemiyor çünkü Sega Sonic'i yaparken hata yaptı ve kirpileri anlayamadı. Kirpimizin yüzememesinin ve suda boğulmaması için suyun altında baloncuklar toplamasının altında saçma bir sebep yatıyor. Efsanevi geliştirici Yuji Naka gerçek hayatta kirpilerin gerçekten yüzemediğini düşünüyordu. Fakat yüzebiliyorlar. İsterseniz bir kirpi videosu izleyebilirsiniz. Sonic yemek yemeyi gerçekten seviyordu. 5 numaralı çizgi romanında mavi kirpimiz kahvaltıda 200 tane hamburger, 300 sosisli ve ardından 100 büyük boy milkshake tüketiyor. Bu tüketim normal bir kirpiden 1 milyar kat daha fazla. Fakat bu durum Sonic'in en aç video oyunu karakteri haline getiriyor. En hızlı video karakteri olmasından dolayı bu kalorileri çok hızlı bir şekilde yakıyor. İlk oyun 1991'de yayınlandığında karakterimiz yaratılan en hızlı video oyunu karakteri olarak adlandırıldı. Yuji Naka 2001'deki bir röportajında kirpimiz başka bir oyun karakterinin ulaşamadığı hızdaydı ve Mega Drive oyunu bu özelliği daha üst seviyelere çıkardı. Bu durum o zamanlar için ulaşılamayacak bir hız olarak değerlendiriliyordu açıklamasında bulundu. Hatta o kadar hızlıydı ki geliştirme takımı ilk oyun karakteri yavaşlatmak zorunda kaldı. Çünkü Mega Drive oyununu uzun süre bu hızda oynamak rahatsız edici hale gelebiliyordu. Fakat oyunda hızı seçebileceğiniz seçenekler de mevcut. Bu videoluk da bu kadardı. Daha fazla Sonic ile ilgili bir video gelir. İstiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Farklı türden Sonic videolarında da görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.